Karmobil'den herkese saygılar, sevgiler. Bugün 6 Ağustos 2023 Pazar. Her pazar olduğu gibi bu hafta da Adana Araba Pazarı'ndayız. Bu kanal yeni. Canım Penceresi ve Oto Pazarı'ndaki videoların devamı olarak bu videoyu da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Yeni olan bu kanala abone olarak destek verirseniz çok memnun oluruz. Şimdi pazarda bu hafta hangi modeller var? Fiyatlar nasıl? Hadi gelin birlikte bakalım. Fiat Palio Sole'nin dizeli arkadaşlar. Sıcaktan dolayı insanlar otomobillerinin içerisinde ve klima açık. Bunda da öyle. 99 model 1.3 dizeli 313 bin kilometrede 315 bin fiyat yazılmış. Değişensizmiş. 4 parça boyası varmış. Burada da iletişim bilgisi paylaşılmış arkadaşlar. Nissan Almera böyle ilk otomobil alacak biraz genç, biraz orta yaşın başındaki kişilerin ilk dikkatini çeken otomobillerden biri. Çünkü tasarımı gerçekten oldukça başarılı. Japon tasarımından çok Alman tasarımına yatkın arkadaşlar. Fakat bu kişiler otomobil alırken hani böyle çok otomobilden anlamadıkları için çevresinde anlayan kişilere sorarlar. Anlayan kişiler de genellikle şey derler. Yani Nissan parçasını, ustasını bulamazsın. Sorun çıkartır, alma derler. Tabi bunda göreceli olarak doğruluk payı vardır. Var yani. 338 bin kilometrede 325 bine fiyat yazılmış. Şanzıman motor sıfırmış. Klima da varmış. Buradaki ekspertizine göre tavanında boya yok. Motor kaputuyla çamurluğun biri değişmiş arkadaşlar. Şöyle motoru çalışıyor. Motoru gerçekten müthiş sessiz çalışıyor. Bu Japonların motor teknolojisi hani ses yönünden başarılı, titreşim yönünden başarılı ama böyle sessiz olmasına rağmen yalıtım yönünden, izolasyon yönünden Japon otomobilleri eksik olduğu için yolcu veya iç kabine biraz daha ses gürültü alıyorlar ki Nissan'ın Almera'sı Toyota'lardan yalıtım konusunda bir derece daha başarılı arkadaşlar. Şöyle klimasını falan da sizlere göstereyim. İçi de bu şekilde arkadaşlar. Bir de bagajı açık. Bagaj büyüklüğünü de sizlerle paylaşayım. Bagaj büyüklüğü de hani C segmenti hatchback otomobiller için standart seviye olan 350 litre seviyelerinde. Peugeot 106 GTI. Şimdi GTI yazıyor ama bazılarında böyle biraz süs amaçlı oluyor. Üzerindeki lastikler falan çok iyi durumda. Araba bakımlı, boyası çok düzgün duruyor. Şimdi bilgilerini bir paylaşıp gerçek GTI mi onu bir soralım. 98 model 217 binde 230 bin fiyat yazılmış. Kaputu değişmemiş. Burada da iletişim bilgisi paylaşılmış. Kolay gelsin. Gerçek GTI mi? Sadece 1.6 düz 1.4 mü 1.6 mı? 1.6. İçi de bu şekilde. En son kaça bırakırsınız bu arabayı? En son 226. 220'ye bırakacaklar. Temiz duruyor. Hani gençlerin ilgisini çekebilir. Klimalı. Şöyle şu açıdan da çekmiş olayı. Şimdi satan abi birkaç parça değişen olabileceğini söyledi. Bel altı boyalıymış. Hasar kaydı ne kadar abi? 15. 15 bin hasar kaydı var. FSI mı düz motor mu? FSI. FSI. LPG var mı? Var. LPG ile FSI motor arasında bu hafta çektiğim Passat'larda hep FSI satanlar diyor ki FSI iyisi, düz motor satanlar düz motor iyi diyor. Şeye tüp olmuyor. Tüpte herhangi bir sıkıntı yaşadın mı? Yok, abici? Ne kadar süredir bu araba sende? Ben yılbaşından önce aldım. Yani 8-9 ay oluyor evet, arkadaşlar. Evet, evet. Araba 2007 model. 373 bin kilometrede 765 bin fiyat yazılmış. Burada da iletişim bilgisi paylaşılmış. Şöyle bir içini de çekeyim. Otomatik mi, manuel mi? Otomatik şanzıman. Abi içini açacak. Şöyle camlarına da bir bakalım. Camları orijinal mi diye baktım da şeyin cam filminden dolayı armasını göremedim. İçi de bu şekilde. Elektrik koltuk az önce çektiklerimde de vardı. Otomatik şanzıman arkadaşlar. Palio'nun boyası falan gerçekten çok düzgün duruyor. Arabanın motor kaputuyla çamurluğu değişmiş. 2 adet bedelsiz hasar kaydı gözüküyor. Tüpler yok arkadaşlar. 1.2 16 subaplısı. 250 bin kilometrede 280 bin fiyat yazılmış. Klimalı. Tavanında boya yokmuş. Burada da iletişim bilgisi paylaşılmış. Şöyle tavanını da sizlerle paylaşayım. İçi falan koltuk döşemeleri son derece temiz duruyor. Benim başlangıçta otomobil alacaklara Palio gerçekten öncelikli tavsiyelerimden biri. Neden öncelikli tavsiyem? Palio'nun parçası her yerde bulunuyor. Parça fiyatları ucuz. Ondan sonra çok yakmıyor. Şimdi 1.2'lerin bunların aslında şeyleri var. 2001 öncesi olanları 8 subaplı. Onlar klima açıkken böyle biraz yetersiz kalabiliyor. O yüzden o jenerasyonda 1.4'leri biraz daha çok tavsiye ederdim. Ama 16 subaplılarında böyle motor performans ya da klima açıkken böyle titreme sorunu falan yaşamıyorsunuz. O yüzden 1.2'lerin 16 subaplıları da daha makbul olduğunu söyleyebilirim. Ford Focus 1'in hatchback benim sevdiğim kasası. Birlerde hatchback'leri ben daha çok seviyorum. Araba çok bakımlı duruyor. Üzerindeki lastikler yeni, jantları da çok yakışmış. Arabanın 20 bin'le ağır hasar kaydı var. Hasar kaydıyla ilgili şunu söylemem gerekiyor. Şimdi günümüzde 20 bin'lik bir hasar olsa
gerçekten birçoğumuz dikkat etmeyiz. Fakat eski dönemlerde 20 binde ağır hasara konu. Ağır hasarla da ilgili hep şunu söyleyebilirim. Eğer otomobiliniz hani tutardan bağımsız ağır hasar kayıtlıysa ve bu eski ise atıyorum 10 yıl önce gerçekleşmişse o otomobilde hani var olan çıkabilecek sorunlar büyük ölçüde çözülmüştür. Ama atıyorum ağır hasar kaydını 2023 yılında 3 ay öncesinde 5 ay öncesinde almışsa bu durumda şöyle bir şey olur. Onun tamiratı sağlıklı düzgün bir şekilde yapılmamış olabilir. Olası sorunlar tekrar edebilir. Bu anlamda hasar kaydının eski olması bir avantajdır. Tabi hasar kayıt tutarının tarihine bakılması gerekiyor. 2004 model CIA donanım tüplü dijital klima, elektrikli koltuk varmış. Bunda elektrik bel desteği var. 4 cam otomatiği sunroof. Bütün akşam çalışır. Arabanın değişeni yokmuş. Burada da iletişim bilgisi paylaşılmış. Bundaki şöyle bir içini de göstermek istiyorum. Bunlar Focus'un son serisi. Focus 1'lerin son serisi. Mesela bir otomobil alacaksanız o otomobilin son serisini almanın şöyle bir avantajı olur. Otomobil ilk çıktığında, atıyorum bunlar 98 yılında ilk çıktığında o fabrikasyon ya da tasarımla ilgili eksiklikleri, motorla ilgili şeyleri giderilir. Yani kronik sorunları son jenerasyonlarında minimum ölçüde olur arkadaşlar. Elektrik koltuk dedi. Şu arabanın hava yastıkları orijinalmiş. Koltuk döşemeleri hem pırıl pırıl hem böyle yırtık sökük yok. Sadece yolcu tarafında şöyle noktasal bir yanık var. Göğsü de bu şekilde arkadaşlar. Şöyle bunun bir de arka koltuğunu çekmek istiyorum. Kapı kartonlarını falan görün. Cihalarda dolu versiyondaki şöyle kapı kartonlarının hissiyatı şuradaki hani böyle deri malzeme biraz daha kalite hissiyatını arttırıyor. Kapısı falan çok net kapandı. Araba mesela normalde hiç ağır hasar kayıtlı gibi duran bir otomobil değil. Gayet böyle pırıl pırıl durduğunu söyleyebilirim. Buradaki kapı hissiyatından da anlamışsınızdır. Şuradaki camı mesela şey değil, orijinal değil arkadaşlar. Renault Megane 4 2018 model 1.5 dizel başlangıç donanımı ekspertiz. Diğer tarafta 193 bin kilometrede otomatik şanzıman hasarsız olduğu yazıyor. Burada iletişim bilgisi paylaşılmış. Uzaktan ekspertiz gördüğüm kadarıyla bir parçasında boya var herhalde. Şu kapı boyalı bu taraftaki sağ taraftaki bir de motor kapısının üstünde şöyle hafif bir böyle ya biri oturduğundan dolayı küçük bir göçük oluşmuş ya da bir cisim falan gelmiştir. Taş gelse daha kötü olur. Şöyle içini de çekeyim. Affedersiniz, başlangıç donanımlarında bulunan park freni bulunmuyor ya elektronik. Şu el freni bulunuyor. El freni ne kadar böyle çirkin duruyor değil mi? Megane'larda. Bir de bunlarda ekran olmaması hani otomobilde böyle şeyi düşürüyor. Yani kalite hissiyatını düşürüyor, konforu düşürüyor. Hani çok önemli bir özellik mi ekran? Hani elbette gereklidir diyebilirim ama böyle olmazsa olmazı değil ama olmaması gerçekten böyle biraz otomobilin görselini olumsuz etkiliyor. Fiat Uno'nun boyası yapılalı çok olmuyor. Sis farı yerleri de üzerinde yok arkadaşlar. 98 model 70'lik 179 bin kilometrede 160 binle fiyat yazılmış. Burada da iletişim bilgisi paylaşılmış. Koltuk döşemeleri falan yaldır yaldır parlıyor. Şu çıtaların takılmamış olması henüz böyle bir gözüme şey geldi, garip geldi. Üzerindeki lastikler Goodyear ve çok iyi durumda. Şöyle içinde çekeyim arkadaşlar. Uno'larda genellikle şu aksam çabuk kırılır. Bunda öyle bir kırılma olmamış arkadaşlar. Ön cam otomatikleri de bulunuyor. Onu aldığınız zaman hani hidrolik direksiyon çoğunda bulunmuyor. Bazı modellerinde yağlı direksiyon var deniyor. O nispeten olsa da onun dışında kalan Uno'larda direksiyonu çevirmek özellikle şehir içerisindeki park manevralarında bazen hele hele bayanlar için eziyete dönüşebiliyor. Fakat Uno'yu tüm bunlara rağmen hani çok sorun çıkartmaması, yaşıyla kıyaslanan, yaşıtı olan otomobillerle kıyaslandığı zaman söyleyebilirim. Onun dışında motoru tekler, belki sizi yolda bırakır bu bakımıyla ilgili olan bir şey. Fakat hani böyle genel olarak bakıldığında bu bütçelerde alınabilecek, çok sorun çıkartmayan, böyle sizi yolda bakıldığı sürece çok bırakmayan bir otomobil, ekonomik bir otomobil, parçasını ustasını her yerde bulduğunuz bir otomobil olduğundan tavsiye ediyorum. Yine onun için de Canın Penceresi kanalındaki videoyu izleyebilirsiniz detaylı olarak. Az önce klimasına 260 bin yazılmıştı. Böyle çok çekmek istemedim ama çekmiş bulunduk. Bu klimalısı arkadaşlar yine 1.5'i. Üzerindeki lastikler falan iyi durumda. 98 model 280 bin kilometrede 245 bin fiyat yazmış. Bir de alıcıya üzmem diye bir not yazılmış. Hani bir pazarlık payı illaki vardır. Klimalı olduğu gözüküyor. Şöyle şuradan baktığımda AC Air Condition tuşunu görebiliyorum. Tabii çalışıp çalışmaması önemli. Araba dışarıdan yaşına göre duruyor hani genel olarak.
Broadway gerçekten böyle tertemiz duruyor. Fiyatına bir bakalım. Fiyatı çoktur diyecektim ki 198 bin lira yazılmış. Orijinal 94 model. İletişim bilgisi de burada. Boyası falan gerçekten düzgün. Kasası çok diri, çok dik duruyor. Üzerindeki jantlar orijinal, belli. Lastikleri yeni. Sağında solunda yaşıyla kıyaslandığı zaman bir kusur göremedim açıkçası. Cam orijinal değil ama bu yaştaki otomobilin camının orijinal olmaması çok anormal bir durum değil. Şurada boyayla ilgili kılcal çatlaklar söz konusu, macun çatlağı. Onun dışında şu taraftan kapısının biri açık biri kapalıydı. Şöyle şuradan hem arka koltuğunu çekeyim. Koltukları falan, koltuk döşemeleri de iyi durumda. Şöyle içinde sizlerle paylaşayım. Kapı kartonları falan da bu şekilde. Honda Civic arkadaşlar, sunrooflu ve yakışıklısı. Tamponlarının falan hafif bir boyaya ihtiyacı var. Onun dışında model yılı yazmamış. 2013 mu 2013 model, ağır hasar kayıtlı, 665 binle fiyat yazılmış, 243 bin kilometrede. Şurada iletişim bilgisi paylaşılmış. Manuel mi, otomatik mi, onlara bir bakacağım. Sahibine soracağım boyanan değişen parçalarını. Şöyle şu açılardan sağını solunu çektikten sonra şimdi şuraları falan boyalı. Buralar boyalı herhalde. Abi. Değişen. Tamam. Sol arka kapı, sol ön çamurlu orijinal. Onun dışı boyalı. Değişeni var mı? Sağ ön çamurlu, sol ön kapı, sol arka çamurlu. Üç parça değişen var. Üç parça hiç boya olmayan şey var. Bir de tavanın arabanın orijinal olması. Hani takla atmadığı şeyine kanısını doğuruyor. Şu camları falan da orijinal. Otomatik şanzıman. İçi de bu şekilde arkadaşlar. Renault sembol. 10 plaka nerenin hatırlayamadım. Bilenler varsa lütfen yoruma yazsın. Lastikleri orta seviyede. Çizgileri genel olarak hiç fena değil arkadaşlar. Düzgün duruyor yani. Bakımlı duruyor. Boya gözüme çarpan bir şey göremedim. Ufak tefek şöyle şuralarda falan rutuş yapılmış ki bunlar da çok önemli değil. Şimdi araba hatasız boyasızmış. 1.5 dizel 90'lık 2018 çıkışlı 2017 model. 126 bin kilometrede servis bakımlı 365 bin lira fiyat yazılmış. Burada da iletişim bilgisi paylaşılmış arkadaşlar. Şimdi servis bakımı ile ilgili ben şunu söylemek istiyorum. Genellikle birçoğumuz işte diyor ki servis bakımlı otomobilleri daha çok tercih ediyor. Fakat serviste şöyle bir şey var. Otomobilin garanti süresi dolduktan sonra o otomobil artık servise gitmiyor. Yani yetkili servise gitmiyor. Özel servise gidiyor. Özel servise haklı olarak belki gidiyor. Şimdi normalde bakımını 1500 liraya yaptıracakken periyodik bakımını şeyde özel serviste 3000 liraya 3500 liraya yaptırabiliyorsunuz. Neden yüksek para vereyim diye. Özel servisi tercih ediliyor. Bence bu doğru bir şey değil. Neden doğru bir şey değil? Şunu söyleyeyim. Şimdi bir otomobil satarken, o örneğin 6 yaşındaki bir otomobili satıyorsunuz. O otomobili 2 yıllık garanti süresi, 5 yıl garanti olmasın. Kimisinde 2, kimisinde 5 yıl garanti var ama 6 yaşında, yani sizin 4 bakımı dışarıda yaptırdığınızı düşünün. Dışarıda yaptırdığınız bakımlardan sizin karınız muhtemelen işte 1550 lira kar etseniz servise nazaran ya da 2000 lira kar etseniz 8000 lira yapar. Hatta 5 bakım deyin, bir bakım daha ekleyin, bir yaş daha ekleyin. 10.000 lira servisten dolayı bir karınız olur. Fakat şöyle bir şey var. İkinci elde komple servis bakımlı otomobillerin satış bekleme süresi çok daha kısa. Ve inanın o oraya verdiğiniz 10.000 liralık farkı zaten fiyata koyarak çıkartıyorsunuz. Bu yüzden servise götürmek bence daha doğru. Bir de tabii servise götürmenin bir diğer avantajı da şu arkadaşlar. Servise götürdüğünüz zaman karşınızda ciddi bir muhatap var ve otomobilin ustası var. Belki servisteki usta denilen kişi çok yetenekli, böyle dışarıdakiler kadar vasıflı usta değil. Çünkü servislerde yetişen usta hemen palazlanıp yeniden dükkan açıyor ama sonuçta atıyorum Renault'a mı gittiniz? Arkadaş Renault'un kurumsal şeyiyle muhatapsınız ve orijinal parça kullanılıyor. Yani bu anlamda bence arabayı ilk 10 yıl boyunca servise götürmek, hatta mümkünse daha sonrası biraz tartışılır tabii ama ilk 10 yıla kadar yetkili servise götürmek daha mantıklı. Sizler bu konuda ne düşünüyorsunuz? Lütfen yoruma yazın. Eski videolarda muhakkak söylemişimdir. Şimdi vakti zamanında bir tatile gittiğimde mecburen Karkış, Karadeniz tarafında araba kiralayacağım ama hani Clio istemiyorum. Yani bu kasadan var ellerinde, sadece bir tane var. Araba da böyle bitmiş durumda. Ne lastiği var, ne motoru böyle düzgün çalışmıyor. Karkışta dedim ki korktum ama mecburum otomobil kiralamaya. Tuttum ben maalesef mecburiyetten o Clio'yu kiraladım. Ve inanın o Clio bana dağ, taş, dere, tepe hiçbir şey demeden hiç en ufak bir sorun çıkartmadı. Tüm böyle hani çok zorlamadım otomobili ama çok çok memnun kaldım. Beklediğimin üzerindeydi. Bunu neden anlattım? Clio'lar gerçekten böyle çok sorun çıkartan otomobiller değil. Yeterlilik bakımından da
Yani yeterliler, bunu söyleyebilirim. Anlatım bozukluğu oldu ama genel kullanıcı ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Bu anlamda yeterliler. Onun dışında hani kalite, içerik, malzeme kalitesi zaten bu tarz otomobillerde çok aramamak gerekiyor. Çünkü öncelik ekonomi arkadaşlar. Bu araba 2012 model Clio 3'ün makyajcısı. 199 bin kilometrede dizeli. 468 bin lira fiyat yazmış. İki parça boya varmış. Ya hani lokal boya varmış. Burada da iletişim bilgisi paylaşılmış arkadaşlar. Ford Fiesta arkadaşlar. Üzerinde dolu olduğu, dolu modellerde kullanılan jantlar var. 2011 model ağır hasar kayıtlı, 268 bin kilometrede 395 bin lira fiyat yazılmış. Burada iletişim bilgisi paylaşılmış. Böyle sağına soluna baktığımda elbette yaldır yaldır parlamıyor. Farın yeri falan eksik duruyor. Arka boyayla ilgili böyle ufak tefek şeyler, kusurlar gözüküyor ama detay bakılması her zaman en doğrusu. İçi bu şekilde arkadaşlar. Şu mesela böyle sevimsiz bir ayrıntı ama otomobillerde bazen o tür parçaları bulmak zor olabiliyor arkadaşlar. Şöyle bir de kapı hissiyatını görün. Fiat Linea'nın jantı gerçekten çok yakışmış. Lastikleri de yeni durumda. Hani jantından, lastiğinden karoserine çok iyi bakamadım ama karoser çizgileri yaşına göre ortalama olmakla birlikte tampon, arka tampon aşağıda duruyor. Ön çamurluk kapı arasındaki çizgide bir şeyler var. Detay bakılması daha doğrudur. Bunu arabayı eleştirmek için söylemiyorum. Bu yaştaki otomobillerde illaki boyanan değişen olabilir arkadaşlar. Ama bakılıp ustasının elinden gözünden geçirdikten sonra almak gerekiyor. 2011 model 255 bin kilometrede 295 bin lira fiyat yazılmış. Sorunsuz olduğu yazıyor. Burada iletişim bilgisi paylaşılmış. Fiyatı gerçekten uygun ama ticari çıkması mı, ağır hasar kayıtlı mı, o belirtilmemiş. Belki ticari çıkması olabilir ya da kilometresi. Şöyle bir içi açık, içinde bir çekeyim. Kilometresi gözüken 257 bin ki 257 bin kilometrede olması bile yüksek değil. Belki ağır hasar kayıtları, belki başka bir şey vardır. Çünkü fiyatı, kapı hissiyatı falan da gayet güzeldi. Bu camı orijinal, bu camı orijinal. Ya bu arabaya ben mesela alıcı gözüyle bakmak isterim, değerlendirmek isterim. Şasisinde falan bir işlem yoksa gerçekten fiyatı makul hesaplı arkadaşlar. Bu hafta pazardaki otomobil sayısında bir artış var. Piyasa gerçekten durgun. Hem pazar olarak hem ilan olarak bunu söyleyebilirim. Pazarda fiyatı nispeten hesaplı olan otomobiller görüp çekmiş olsam da pazar fiyatları ilan fiyatlarının bir derece üzerinde arkadaşlar. Bunu söyleyebilirim. Ortalama olarak bakıldığında. Onun dışında hani piyasayla ilgili Canım Penceresi'ndeki kanalındaki piyasanın son durumu videosunu izlemenizi tavsiye ederim. Piyasa gerçekten çok durgun. Otomobil alacaklara, satacaklara da tavsiyem, hani çok elzem, çok acil değilse şu süreçlerin bir devamının gelmesini beklemeniz gerekiyor. Çünkü gazetelerde işte yeni barkod çıkacak, otomobillere çip takılacak, tedarikle ilgili sıkıntılar ortadan kalkacak gibi bir sürü doğru yanlış haberler bulunuyor arkadaşlar. Nihayetinde piyasa biraz böyle rölantiye almış durumda, bekleme durumunda. Bu beklemenin sonucu Kasım Aralık aylarında ortaya çıkacaktır. Elbette uygun, böyle makul, mantıklı otomobili bulursanız alabilirsiniz, hızlı davranıp alabilirsiniz. Ama onun dışında bir otomobile, hele hele 8-10 yaşındaki bir otomobile yüz binlerce lira, böyle 800 bin lira, 700 bin lira vermenin bence çok büyük bir anlamı yok arkadaşlar. Bu haftalık benden bu kadar. Herkese saygılar, sevgiler. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.